Seteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir uygulamaya bakacağız arkadaşlar. Uygulamamızın adı Med Drive'da Med klasöründe bulabilirsiniz. Şu an ismi ekranda yazıyor zaten. Uygulamayı geliştiren kardeşim bana bir mail atmış ki zaten bunu her videoda söylüyorum biliyorsunuz. Bana uygulamaz indirme linkiyle beraber bir mail atarsanız Videonu çekiyorum bir anda binlerce daha fazla kullanıcı ulaşma ihtimaliniz olabiliyor. Merhaba kolay gelsin abi uygulama yaptım tanıtabilir misin demiş. Ben de tabii ki seve seve tanıtacağımı söyledim. Onun benimle paylaştığı indirme linkini açıklamaya yazacağım. Ancak bizim Drive'dan da her zaman olduğu gibi bu uygulamayı da indirebilirsiniz. Drive'dan nasıl uygulama indireceğinizle alakalı ekranda görmüş olduğunuz linkteki videoyu izlerseniz sorunsuz bir şekilde siz de cihazlarınıza Android cihazlarınıza bu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Tam bu noktada her zaman yaptığım gibi tekrar yapayım arkadaşlar. Market dışından uygulamayı uygulama yüklüyorsanız sorumluluk tamamen size aittir. Özellikle telefon gibi içinde bankacılık uygulamaları, kişisel bilgileriniz, sosyal medya hesaplarınızın bulduğu cihazlara Market dışından uygulama yüklemek risklidir. Bu riski azaltmak için yapabileceğiniz şey cihazınıza bir antivirüs uygulaması yükleyebilirsiniz. Çift kademeli doğrulamayı mutlaka kullanın. Ama %100 güvenlik diye bir şey yok. Onun altını çizeyim. O yüzden market dışında uygulama yüklerken sorumluluk size aittir arkadaşlar. Kendi önleminizi kendiniz almak ve indirdiğiniz dosyaları taramak zorundasınız. Ben bu uygulamaları Mi Box ya da Android televizyonuma yüklüyorum. Bu cihazlarda herhangi bir kişisel bilgimi yer almadı. Bu cihazlar için açtığım mail adreslerini kullanıyorum. Herhangi bir sosyal medya hesabım ya da bankacılık işlemi zaten yapılmıyor. O tarz bir şey yapmadığım için de için biraz daha rahat. Ayrıca indirdiğim tüm dosyaları da Kaspersky'de tarıyorum. Size de bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Şu an Avrupa Futbol Şampiyonası var biliyorsunuz ve bu uygulamaların ne kadar işimize yaradığını bir kez daha şahit olduk. Çünkü pek çok yerde TRT'nin mecburi sinyal zayıflatması yüzünden yayınları alamayan insanlar bu uygulamalar sayesinde telefonlarında, tabletlerinde, televizyonlarında, box cihazlarında Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kaçırmadan takip edebiliyorlar. Bizim üzerimize düşen de reklam engelleyici kullanmamak, bu uygulamada Telegram gruplarına girerek onlara destek olmak ve tabii ki reklamları tıklamak. Telegram grubu önemli çünkü uygulamalarla alakalı en güncel bilgileri Telegram gruplarından alabiliyorsunuz. Bu arada uygulama gerçekten çok başarılı. Siz de ekran alarak hemen göstermek istiyorum. Tabii ki ekran full olacak arkadaşlar. Bazı noktalarda fullülük derecesi daha fazla olacak. Ama elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. İlk çalıştırdığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor. Tüm kanallar ekleniyor. İndirme linki için web sitesi açılıyor. Sabırla bekleyin demiş. İndirme linki sitesi şu an siz ekranda görüyorsunuz. Telegram adresleri ve Instagram adreslerini bizimle paylaşmış. Tamam diyerek geçiyoruz. Arayüz olarak arka plan siyah olması ve üstündeki yazı fontlarının genelde kırmızı seçilmesi bence güzel olmuş. Hatta seçim kutusunun da yani üstünde bulunduğunuz içeriğin de kırmızıya dönüşüyor olması yine güzelleştiren unsurlardan bir tanesi. Elimizdeki en iyi arayüzlerden biri değil ancak hem sade hem de çok kullanışlı olduğunu söylemek zorundayım. Ana sayfada kategoriler şu şekilde tüm içerikler box mod diyor. Burası tamamen kumandoyumlu arkadaşlar. Aslında diğer taraflarda hemen hemen kumandoyumlu ancak yaşadığım sorunları sizlere birazdan bahsedeceğim zaten. Box modun altında ulusal malum haber çocuk uzun metraj yayın Paketleri uzun metraj bölümü belgeseller ve belgesellerin altında da seriler ve uzun metrajlar için platformlar var buraya girdiğiniz çok fazla detay var onları birazdan göstereceğim ve tabii ki herkesin erişmek istediği Vava bölümü de en alta yerleşmiş bu bölümde oldukça iyi çalışıyor en baştan bunu da söylemiş oldum şimdi kumandayla ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim takıldım yeri zaten siz de göreceksiniz tüm içerikler box moda bastım Buradaki liste şöyle aşağı doğru gideyim. Ulusallar var, haber var, malum mor paketin ve diğerlerinin olduğu bölümler var. Diğer kategorilerde yalan tüm içerikler buraya liste halinde gelmiş ve burası adından da anlaşılacağı gibi box mod yani tamamen kumandayla çalışabiliyor. Ama buraya da girdiğimiz zaman keşke alt kategorileri ayrılsa çünkü liste çok uzun, aşağılara inmek bayağı bir zaman alıyor. Üst arama butonu var ancak... Yine Box'ta kumandayla arama butonunu kullanmak çok kolay olmuyor. Bu arada uygulama çalışmaları çok yüksek hemen size göstereceğim. Şöyle tıklayarak başlıyorum. Tıkladığım kanalda 2 saat geri alma vardı. Bir sonrakinde 24 saat var. İçeriklerin çekildiği kaynaklardan dolayı kesin bir şekilde hepsi için tek bir geri alma süresinden bahsedemiyoruz. Mesela bu iki tanesinde bir dakikaydı. Burada geri alma yok. Star'a geldim. 2 saat. Nav var. 24 saat. Şöyle birazcık aşağı geçip başka kategorileri geçeyim. Çalışma oranını göstermek istiyorum. Bir tane haber kanalına tıkladım. 30 dakika. Biraz daha aşağı ineyim. Malumlara geldim. Morbile e tıklıyorum. Burası box mod ancak özellikle birazdan zaten gösterecektim ama şu an yine karşıma çıktı. Malum paket hem mor paket hem diğerler için şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Herhangi bir kanala tıkladığınız zaman karşınıza bir ara ekran geliyor ve burada Ana yayın ve yedek yayın içinden birini seçmenizi istiyor. Bunu kumandayla yapamıyorsunuz. Bu noktada kumanda desteği kayboluyor ve bu şekilde bir kullanım yani fareniz dahi olsa bu şekilde bir kullanım çok efektif olmuyor. Yani her kanala tıkladığınızda bakın şimdi ben mesela fareyle ana yayına tıkladım. Yayınlar açılmasında bir problem yok. Şu an sizde ekranda full dostu olsa gördüğünüz yayın açılıyor. Geri geldiğim zaman tekrar karşımda bu ibare var. Geri yaparsam kategoriden çıkıyorum. Kategoriden çıkmadan geri gelmek için yine fareyle köşedeki çarpı işaretine basmam lazım. Böyle bir kullanım yerine kanalları iki tane yani ana yayın ve altına da yedek yayın olarak koymuş olsa arkadaşımız bu problemle kesinlikle karşılaşmayacağız ve kumanda desteği sonlanmamış olacak. Yani kanalı seçtikten sonra ana yayın ya da yedek yayın seçmektense orada iki ayrı kanal bulunsa biri ana yayın olsa bir yedek yayın olsa ki çoğu uygulamada böyle zaten bu problem kesinlikle aşılacaktır ve sadece fare tıklamak değil Geri geldikten sonra kapatmak için tekrar çarpıya basmak zorundayız. Bu da açıkçası bence kullanımı baltalıyor ve hızı çok düşürüyor. Yani her seferinde o çarpıya bas, yayın seç vesaire hızı kesinlikle çok düşürüyor. Ve bu sadece morda değil. Bakın TV tıkladım. Aynı şey burada da geçerli. Geri yaptığım zaman üst kategoriye attı beni. Tekrar aşağılara girip kanala bulmam lazım vesaire. Bunun mutlaka ana yeni ve yedek iki sıra şeklinde olması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Benim düşüncem bu tabii ki. Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Siz de aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Daha aşağılara kaydığımızda çocuklar geliyor, çocuk bölümleri geliyor. Sonra belgeseller geliyor. Bir tane belgesel diyelim. Mesela Wild tıklayıp Birkaç saniye beklese de çok iyi bir görüntü kalitesiyle açıldı. Hemen altında ulusal bölümü var. Bu ulusal bölüm değerli aynı. Burada da şu an yine kumanda desteği devam ediyor arkadaşlar. Zaten aynı içerikler var. Çalışma oranı konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yine yüzde yüzde yakın. Yakın diyorum çünkü hepsine tıklamadım. Malum bölüme girdiğimizde yine Boxbox'un içindeki kanal listesi burada karşıma çıkıyor. Yine aslında şuradaki yayın seçtirme olayı olmasa kumanda desteği de var. Burada da çalışma oranı gerçekten yüksek. Haber bölümündeyim. Hemen en üsttekine tıkladım. Hemen açıldı. Bu akşam milli maç var. Sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki. Akşamki milli maçta da bu uygulamayı test edebilirsiniz. Video öncesi yaptığım denemelerde çocuk bölümünde problem vardı. Bakalım devam ediyor mu? TRT açıldı. Diyanet çocuk varmış o da açıldı. Şu an hepsi açılıyor gibi. Ha bu mini kalar açılmıyor arkadaşlar. Yani süre barı geliyor ancak bayağı beklememe rağmen görüntü gelmedi burada. Basit bir sorun olabilir. Muhtemelen düzeltecektir. Burada siz daha detaylı bir şekilde test edebilirsiniz tabii ki. TV yayın paketlerinin uzun metajlı seri bölümlerine geldiğim zaman burada yayın paketlerinin uzun metaj ve seri ettiğinde kanalın olduğu bölüme geldiği zaman burada şöyle bir var. Mesela bir kanal var. Açılıyor. O kanal ikincisi var. Açılmıyor. Başka bir kanal var. Aksiyon. Açılıyor. Aksiyon 2 var. Açılmıyor. Yani gerçekten ikinci bir kanal mı var? Yoksa yedeği mi? Tam bilemiyorum. Yine yerliye girdiğim zaman, açılıyor. Yerli 2'ye geldiğim zaman açılmıyor. Muhtemelen yedi düşünüyorum. Ama liste uzun. Birinci seçenekler her zaman açılıyor. Ben burada bayağı bir deney yaptım arkadaşlar belgesel bölümüne gelelim. Buradan bir iki tane denemeler yapmak istiyorum. Bakın hızlı bir şekilde açıldığını birkaç kere söyledim. Flu dahi olsa anlaşılıyor düşünüyorum. Şöyle bir iki tane daha tıklayayım. Mesela TLC'de 24 saat geri alma var. Benim eşim için bu çok önemli. Onun olduğu uygulamaları genelde kullanıyor. Şimdi ilk büyük problemle platformlarda karşılaşıyoruz. Yani seç izle şeklinde yapabildiğimiz uzun metraj ve serilerin olduğu bölüme. Bakın şöyle gireyim içine. Birazcık burada kategoride girdiğin zaman bekletiyor arkadaşlar. Böyle beyaz ekranda en az böyle yaklaşık 15-20 saniye bekledikten sonra görüntü geliyor. Bu tabii ki sizin cihazınızda, internet hızınıza göre yine değişken olacaktır. Yaklaşık hatta 30 saniye bekledikten sonra şu an görüntü geldi. Burada bir liste geliyor karşınıza. Kumandayla üzerinde gezinebiliyorsunuz ama tam olarak neyin üstünde olduğunu kumandayla göremiyorsunuz. OK'ya bastığınız zaman herhangi bir işlem olmuyor. Bunun üzerine fareyi alıyorsunuz. Fareyle daha rahat bir gezinme sağlayabiliyorsunuz. Ama diyelim ki bir şey izlemek istediniz. Şu an tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yani burada hem kumandayla hem fareyle içerikler ulaşamama gibi bir sorunumuz var. Yaptığımız tıklamalar orayı seçil hale getiriyor. Ancak arka arkaya tıklamama rağmen kesinlikle içeriye giremiyorum. Ve bunu sadece burası değil, bunun tüm alt kategorilerinde yapıyor. Yani seriler, uzun metrajlar, kırmızı paket, sarı, siyah, deep plus, ya da diğer yayın paketten hiçbir tanesinin içinde herhangi bir şey ben tıklayamadım. Belki cihazla bir uyumsuzluğu olabilir, fareyle de bir uyumsuzluğu olabilir. Siz dokunmatik ekranlı bir cihazla deniyorsanız orada ters edersiniz ya da farklı bir model cihazınız varsa orada ters edersiniz ama ben de ikinci mi Box'ta maalesef çalışmıyor arkadaşlar. En sonunda da Vavo wow bölümü var. Vavo wow bölümüne girdiğiniz zaman sağ üstte arama butonu var. Orası çalışıyor. Onun dışında burayı kullanmak da yine fareyle dahi olsa birazcık zor. Çünkü mesela burada çalışma oranı çok iyi arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Tık her şey çalıştı. Herhangi bir kanal tıkladığınız zaman sonrasında bir play butonu geliyor. Ona tekrar tıklamanız gerekiyor. Çok değişken olmakla beraber bir süre bekledikten sonra yayın geliyor. Ancak geri geldiğiniz zaman listenin en tepesine atıyor sizi ve bu da açıkçası kullanımı birazcık zorlaştırıyor. Mesela aşağılarda bir kanaldasınız ve oraya tıklaya tıklaya devam etmek istediğinizde geri yaptığınızdan en yukarı atıyor olması kullanımı oldukça zorlaştırıyor. Veya sağdan bir tane arama yaptınız işte bir şey yazdınız oraya sadece onlar listelendi. Tıkladınız, izliyorsunuz. Geri geldiğinizde o arama iptal olmuş oluyor. Tekrardan size yeni girmişsiniz gibi en üstte atıyor. Burada da arayüzle alakalı mutlaka bir çalışma yapılması lazım. Herhangi bir kanal içindeyken de yukarı aşağı yaparak normal orijinal Vavu'da olduğu gibi kanal değiştiremediğiniz için de birazcık sıkıntılı. Ama yine de Vavu'ya ihtiyaç duyuyorum. Oradaki içerikleri izlemem lazım diyenler için burası çalışıyor arkadaşlar. Uygulamadan çıktım. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırmak istiyorum. Birkaç tane kritik konu var. Bunları mutlaka bir an önce düzelmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi malum bölümdeki herhangi bir yayına tıkladığımız zaman bizi ana yayın ya da yedekli seçtiriyor olması. Onu mutlaka bir önceki ekranda iki farklı kanal şeklinde listeye koyması lazım. Aradaki o pop-up dediğimiz patlayan pencere kullanımı zorlaştırıyor. Kumanda desteğini yok ediyor. Fareyle kullansanız dahi işiniz zor oluyor ve iyi bir deneyim yaşayamıyorsunuz. İkinci konu seç izle şeklindeki uzun metal serilerin olduğu bölümlerdeki hiçbir içerik çalışmıyor ve herhangi bir kategoriye girdiğinizde bayağı da bekletiyor sizi. Buranın da mutlaka bir elden geçmesi lazım. Vavo kısmında da belki Vafi kullanılabilir. Oradaki arayüzün biraz daha kullanışlı olmasını tercih ederiz. Ama en nihayetinde genel toplama baktığımız zaman yeni çıkmış bu uygulama için oldukça iyi. Ben çok beğendim. Umarım bu şekilde devam eder. Sizler düşüncelerinizi aşağı yazın. Umarım geliştirici olan kardeşimiz sizlere de yanıt verecektir. Yavaş yavaş videoyu da kapatalım. Her zaman söylediğim gibi. Kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Siz de kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız yapmanız gereken tek şey bana bir mail atmak, indirme linkini benimle paylaşmak. Hiçbir karşılık beklemiyorum. Videonuzu çekerek bir anda binlerce daha fazla kullanıcı ulaşmanız için elimden geleni yapıyorum. Cihazlarla alakalı bildiğiniz püf noktaları ya da bildiğiniz daha başka güzel uygulamalar varsa onları da benimle paylaşın. Onların da videosunu çekelim. Hem uygulama geliştiricilerine hem de izleyicilerimize faydamız olsun. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.